Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yumurtalı ıspanak yapalım. Bunun için ben dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağımı tavamıza aldım. Üzerine soğanımızı ekleyeceğiz. Biraz erisin. Evet, yağımızı erittik. Şimdi şurada 2 diş sarımsağım var, doğranmış. Onu koydum. Arkasından da 2 orta boy soğan doğramıştım. Onları alıyorum. Bunları böyle çok ezik büzük olana kadar kavurmayalım. Biraz dişe gelir şekilde olsun. Kavuralım. Soğanlarımız oldukça yumuşadı. Rengi sarardı. Güzel bir renk aldı. Şimdi biraz tuz atıyorum bunun üzerine. Biraz karabiber atıyorum. Bunu salçalı yapanlar da var ancak ben yumurtalı ıspanağı böyle renksiz seviyorum. Sadece karabiber ve tuz. Dilerseniz üzerine kıracağınız yumurtaları poşe yumurta şeklinde de yapıp servis tabağında birleştirebilirsiniz ıspanakla. Sarımsaklı yoğurtlu ya da sade yiyebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Dediğim gibi salçalı da yapabilirsiniz ama bu tercihe kalmış. Ben salçalı tercih etmiyorum ıspanaklı yumurtayı. Biraz bunu karıştıra karıştıra koyalım içine. Önce çok kabarık olacağı için sığmayacaktır tavanıza. Yavaş yavaş eklerseniz o hacmini kaybedecek biraz sonra. Gördüğünüz gibi yarım kilo ıspanağımız var burada. Hacmini kaybetti. Bu kıvama geldikten sonra şöyle 3-4 dakika kavurmanız yeterli. Biraz da altını kısarak 3-4 dakika kavurunca hem yeşilliğini kaybetmez hem çok yumuşamaz. Biraz daha diri diri güzel bir yemek olur size. Şimdi biz 3-4 dakika kadar bunu pişirelim. Evet, 4-5 dakika pişirdik. Bakın suyu neredeyse kalmadı. Bu hale gelinceye kadar, suyunu bu kadar çekinceye kadar kavurabilirsiniz. Çok ezilmesin, bu yeşilliğini kaybetmesin. Şimdi yumurta yerlerini açıyoruz şöyle. 4 tane yumurta kıracağım ben. 4 tane yer açıyorum. Yumurtaları kıralım şimdi. Ay, çift sarım çıktı. Yumurtaların da üzerine biraz tuz serpelim. Beyazlar pişinceye kadar pişirelim. Biraz da karabiber serpiyorum üzerlerine. Sonra kapağımızı şöyle yarı açık bırakarak kapatalım. İyice haşlanmış gibi olmasın istiyorum. İçerisinde yumurtalar birazcık kayısı kalsın, sarıları. Beyazlar pişinceye kadar şimdi pişirelim. Evet, yumurtalarımızın beyazı pişti. Sarıları da biraz kayısı şeklinde kaldı. Şimdi kapatıyoruz altını. Sonra tabaklara alıyorum ben bunu. Biraz ilk sıcağı çıksın ki
Üzerine birinin yoğurt dökeceğim, öyle serseleyeceğim. Birini sade göstereceğim. Şimdi bunun sıcağı çıksın. Şimdi bunun sıcağı çıksın. Tavamıza biraz yine zeytinyağı ve tereyağı aldım. Böyle ısıttım. Köpürdü. Şimdi altını kapatıyorum. Sonra toz biberimizi atıyoruz. Ki yanmasın diye. Evet, şimdi hazır. Servisimizin bir tanesini yoğurtlu göstereceğim size. Şöyle yumurtanın üzerine yoğurdumuzu koyalım. Üzerine de erittiğimiz tereyağını koyalım. Toz biberli. Evet, bir tanesi de sade. Buna da biraz yine yağla renk verebiliriz. Deneyeceklere kolay gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.